İçişleri Bakanlığı'nca çıkartılan bir yönetmelik kapsamında Nadir Yıldırım hakkında 10 milyon TL ödülle yurt içi veya yurt dışına yakalanmasına ilişkin olarak bir karar verildi. Biz de bu kararın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi'ne bir iptal davası açtık. Ankara 3. İdare Mahkemesi geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu kararında Nadir Yıldırım'ın hem milletvekili süresi içerisinde hem de KCK ana davasında yürütmüş olduğu siyasi faaliyet kapsamındaki yargılaması sırasında hakkında çıkartılan yakalama kararları gerekçe gösterilerek hakkında ödül kararı verilmesinin hukuka uygun olduğunu belirtmişti. Şimdi ödül yönetmeliği kendi içerisinde bakanlık tarafından çıkartılmış durumda ve fakat kişilerin hakkında çıkartılan yakalama kararları 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu 90. madde kapsamında aslında Türkiye sınırları içerisinde uygulanmaktadır. Bunun haricinde uluslararası mecrada bir yakalama kararı çıkartılabilmesi için esasında kırmızı bültenle arama kararının verilmesi ve buna ilişkin olarak da Adalet Bakanlığı üzerinden ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunması, Interpol nezdinde de 5 yıl süreli aranmasını dair işlemlerin yerine getirilmesi lazım. Fakat Nadir Yıldırım hakkında sadece savcılıklar veya yerel mahkemeler düzeyinde çıkartılan yakalama kararları var. Bu yakalama kararları Türkiye sınırlarının dışında herhangi bir şekilde hüküm ifade etmeyen yakalama kararları. Bu yönü itibariyle bakıldığında esasında ödül kararının yurt dışında uygulanması mevcut pozisyonu Türkiye'nin iç hukukunu ihlal eder nitelikte. Ayrıca siyasi nitelikteki yargılamaların gerekçe gösterilerek Nadir Yıldırım'ın yakalanması noktasında bir ödül kararının verilmesi ve bu süreçte Türkiye sınırları içerisindeki mevcut milletvekili faaliyetlerinin üzerinde caydırıcı bir etki yaratmakta. Şimdi ödül yönetmeliği kendi içerisinde 5271 sayılı Ceza Mahkemesi hukukun kanunundan üstün tutulamaz. Normal yerleşik kapsamında bir yönetmeliğin kanundan önce gelmesi veya kanunla çelişmesi mümkün değildir. Kanunla çelişen bir yönetmeliğin de esasında uygulanmada herhangi bir hükmün olmaması lazım. Mahkemece bir yönetmeliğin maddesine dayanarak alınan kararı 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'na aykırı bir hüküm içermesine rağmen uygulanmasını uygun bulması kendi içerisinde hukuksuzluğunu göstermektedir. Ayrıca Nadir Yıldırım açısından bakıldığında mevcut durumda devam eden yargılamalar gerekçe gösterir karar verildi. Ve bu kararın hukuka uygun bulundu. Ankara 3. İdare Mahkemesi esasında masumiyet karnesini gözeterek kişi hakkında herhangi bir şekilde kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın ödül yönetmeliği kapsamında bir 10 milyon TL ödül kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu tespit etmesi gerekiyor. Çünkü kişinin mevcut durumda yargılaması devam ederken bu yönetmelik hükmünün uygulanması iç hukuk kapsamında mümkün değil. Türkiye'de bir parlamenter kendi içerisinde yürütmüş olduğu siyasi faaliyetlerden kaynaklı hakkında yürütülen yargılamalar nedeniyle 10 milyon TL ödül kararı verilerek yakalanması istenmekte. Bunun herhangi bir yurttaş açısından olmaması bizim açımızdan olmaması mümkün değil. Bununla birlikte hakkında kesinleşen bir mahkeme kararı olmayan, yargı mercilerince bu anlamda suçlu olduğu tespiti yapılmayan kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından suçlu olarak görülerek ödül kararı verilmekte. Yani suç tanımı kendi içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon nezdinde kişiler suçlu ilan edilmekte ve hakkında ödül kararı verilmekte. Yani burada komisyon, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon kendi içerisinde mahkeme yetkisini kendilerine görerek kişilerin suçlu olduğunu tespit edip haklarında yakalanmaları için ödül kararı vermekte. Bu anlamda ödül kararı veren komisyonlar kişilerin yargılanmalarının da önüne geçmekte. Yani herhangi bir yurttaşın hakkında devam eden bir dosya veya açılmamış herhangi bir dosya olmasına rağmen, yani herhangi bir yargılaması olmamasına rağmen kişilerin hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından bu ödül yönetmeliği kapsamında bu mahkeme kararına göre ödül kararı verilebilir, yakalama işlemi gerçekleştirilebilir ve kişiler bu yakalama işleminden sonra herhangi bir suçlamayla yargılanabilirler. Geçtiğimiz günlerde gelen mahkeme kararına karşı itiraz istinaf başvurusunu yaptık. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dosya incelenmeye devam edilecek. Bu anlamda da verilecek istinaf mahkemesinin vereceği karara göre de üst mahkemelere veya Anayasa Mahkemesi
veyahut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yönlendirmek için başvurdu.